Hüsamettin Demiray, Kılıçlar Köyü'nde ikamet eden emekli öğretmenim. Köyümüzün adıyla ve köyümüze adını veren Kılıç Dede ile ilgili şöyle bir efsane var. Bilindiği üzere Yıldırım Beyazıt ile Timur arasında yapılan Ankara Savaşı 1402 yılında, savaş Çubukova'sında olmasına rağmen Ankara Savaşı'nın en önemli özelliklerinden birisi Yıldırım Beyazıt'ın ordu karargahını Kazan'a kurmasından ismini almıştır. Kazan ismi oradan gelir. Kılıçlar ismi de savaş bitiminde bilindiği gibi Yıldırım Beyazıt Timur'a yeniliyor. Kılıçlarını buraya bıraktığı rivayet edilerek Kılıçlar ismi oradan gelmektedir. Bu köyümüze de ismini veren Kılıç Dede bu savaş sırasında yararlık göstermiş. Artık evliya kişi mi yoksa bir kahraman kişi mi onu bilemiyoruz. Ama köyümüzün isminin bu muhterem zattan geldiği düşünülüyor. Ben araştırdım, tapu tahrir kayıtlarına göre köyümüzün diğer ismi de Çelençler. Artık onun nereden geldiğini bilemiyorum ama köyümüze ilgili böyle bir efsane var. İsmini Kılıç Dede'den aldığını biliyorum, yani öyle bir söylenti var. Türbe ne zaman yapılmış? Bu türbe benim çocukluğumda geldiğinde, köye geldiğimde yazları daha büyüyecek, iptidai, taşlarla çevrili, kutsal olduğunu düşündüğümüz bir şeydi. Daha sonra köyümüze yakışmıyor diyerek dernek olarak, muhtarlık, dernek bu hale dönüştürdük bunu. Yani mezarların olduğu bir yerde değil de ayrı bir Tabii yerde. ayrı bir yerde. Köyümüze zaten eski mezarlığımız yukarıda köy konağının altındadır. Orası artık dolduktan sonra da yeni bir yer olarak aşağıya mezarlık tahsis edilmiş vaziyette. Orası kullanılıyor şu anda. Bir de şu özellik var. Belki birçok kişi bilmez. Çin'in bulunana dek yerleşim yeri olarak sıtmadan dolayı herkes ziraati ovada yapmasına rağmen yerleşim olarak sivrisineğin olmadığı yüksek yerlerde ikamet etmiş. Köyümüz ondan dolayı ayrı bir güzelliktedir. Efendim işte Çin'in bulunduktan sonra artık ovalar değerini bulmaya başlıyor. Ondan sonra Kılıçlar yavaş yavaş ilk değerini yitirmeye başlıyor. Onun için köyün kurulumu, efendim pozisyonu İstanbul-Ankara güzergahında eski yol üzerinde, İpek yolu üzerinde bulunmasıyla da ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu türbeyle ilgili ritüeller, gelenekler var mı? Gelenler hani Yok öyle kutlama, bir batıl, herhangi bir beklenti. yok öyle batıl şeyimiz yok, inancımız yok. Yani vay türbeye. Dua gibi bir Ha şey mi? şey her sene geleneksel şeye çıkarız. Yağmur duasına çıkarız. Kurbanı türbemizin yanında keseriz de ama sade o kadar. Yani onun ilerisinde artı askere giden gençlerimizi yine dedenin kenarında uğurlarız. Efendim düğünlerde falan ayrı bir gelir, herkes dua eder de öyle bir vay etrafına tur atalım, şunu yapalım falan gibi öyle bir batıl inancımız yoktur. Teşekkür ederim. Oldu, Ayrıca oldu. sağ Bana bu olun. fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim.